Eşya türlerinin ayrımı. 1. Taşınır eşya, taşınmaz eşya. Özünde herhangi bir değişiklik olmaksızın bir yerden bir başka bir yere kendi gücüyle, motor gücüyle, insan eliyle taşınabilen her türlü eşya taşınır, taşınamayan eşya ise taşınmazdır. Eşya hukuku anlamında hayvanlar, gemi, taşınır eşya niteliği taşımaktadır. Taşınmazlar bakımından kanun nelerin taşınmaz olduğunu tek tek saymıştır. Türk Medeni Kanunu madde 704 taşınmaz mülkiyetinin konusu arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. Binalar arazinin bütünleyici parçalarıdır. Arazinin maliki kimse arazinin altındaki ve üstündeki bütünleyici parçalarında malikidir. Bir arazi üzerindeki binada 20 daire 20 farklı kişiye ait ise burada kat mülkiyeti kanunu bir istisna getirmiştir. Normalde bütünleyici parça sayılması gerekirken her biri bağımsız bölümü kat mülkiyeti kütüğüne kaydedilme koşulu ile bağımsızlaştırmış, üzerinde ayrı ayni hak kurulabilir hale getirmiştir. 2. Misli eşya, misli olmayan eşya. Misli eşya, kural olarak alışveriş hayatında ölçme, tartma, sayma gibi yöntemlerle belirli hale gelen eşyadır. Buna karşılık, perde özellikleriyle belirlenen, bu nedenle yerine nitelik itibariyle başka bir eşyanın geçmesi mümkün olmayan eşyalara misli olmayan eşya denir. Örneğin, 5 kilo pirinç torbaya konursa, artık parça borcudur, misli eşyadır. Çiçekler adlı resim tablosu misli olmayan eşyadır. 3. Tüketilebilen eşya, tüketilemeyen eşya. Bir eşyayı kullanış amacına uygun olarak maddi itibariyle tüketmek yoluyla kullanıyorsak tüketilebilen eşyadır. Buna karşılık bir eşyayı bir süre ondan yararlanmak amacıyla kullanıyorsak bu tüketilemeyen bir eşyadır. Örneğin, kıyafetler bizler için tüketilemeyen eşya iken, kıyafeti satan için tüketilebilen bir eşyadır. 4. Bölünebilen eşya, bölünemeyen eşya. Bir eşya, değeri azalmadan, özü değişmeden nitelikleri birden çok bağımsız eşyaya ayrılıyorsa bölünebilendir. Ayrılamıyorsa bölünemeyendir. Örneğin, 2 ton pirinç birer ton şeklinde ayrılır. Özüne zarar gelmez. Fakat canlı hayvan bölünemez. Arazilerde bölünebilir fakat imar kuralları ile sınırlıdır. Paylı mülkiyet bakımından önemlidir. 5. Alışverişe konu olan eşya, konu olamayan eşya. Özel yasalar gereği bazı eşyalar alışveriş konusu dışında kalır. Örneğin eroin, esrar vesaire hukuki anlamda eşya niteliği taşır fakat alışverişe konu olamaz. 6. Sahipli eşya, sahipsiz eşya. Kimsenin mülkiyetinde olmayan eşya sahipsizdir. Sahipli eşyada mülkiyet hakkının kazanılması hakkı devren, sahipsiz eşyada aslen kazanılır. Denizdeki balık sahipsizdir fakat olta ile tutulunca artık bir sahibi vardır. Aslen kazanımdır. 7. Özel mülkiyete konu tabi eşya, kamu malları. Bir eşya üzerinde aynı hak kuruluyorsa bu özel eşyadır. Kurulamıyorsa kamu malıdır. Kamu malları, devletin özel malları ve dar anlamda kamu malları olarak ikiye ayrılır. Dar anlamda kamu malı da üçe ayrılır. Hizmet malı, orta mal, sahipsiz mal. Dar anlamda kamu malları alışveriş hayatının dışındadır. Özel hukuk işlemlerine konu olamazlar. Bunların üzerinde hak sahibi olmak mümkün değildir. Fakat arazinizin önüne okul yapılmışsa okuldan geçiş irtifakı talep edebilirsiniz. Ayrıca zaman aşımı yolu ile kazanılmazlar. Örneğin, özel mallara örnek. Emekli sandığına ait iş hanlarını devlet kiralamışsa artık değerinin altında işlem yapılamaz, haciz edilemez. Dar anlamda kamu mallarına örnek. Üniversite binası hizmet malıdır. Ortak kullanıma açık değildir. Hastaneler, hapishaneler, adliye binaları hizmet mallarıdır.
Ortak mallara örnek: park, yol, köprü, bahçe ve mera gibi mallar orta malıdır. Sahipsiz mallara örnek: dağlar, tepeler, ormanlar, kıyılar, sit alanı sahipsiz maldır. Fakat devlet belli bir süreliğini bir kişiye kiralayabilir. Basit eşya, bileşik eşya. Basit eşya, tek başına var olan, yalın halde bulunan, ayırt edilemez bütünlük taşıyan eşyadır. Bileşik eşya, birden çok yalın şeyin ayırt edilemez bir şekilde birleşmesinden oluşan ve onu oluşturan şeylerden ayrı, bağımsız bir varlığı olan eşyadır. Örneğin, güneş gözlüğü, cam, metal, boya, plastik gibi şeylerden oluşmaktadır ve onu oluşturan şeylerden ayrı bağımsız bir varlığı vardır. Bileşik eşyayı meydana getiren parçalara bütünleyici parça denir. Ayrı bir varlığı yoktur. Bunlar üzerinde bağımsız bir aynı hak kurulması mümkün değildir. Bunun sebebi belirlilik ilkesidir. Üst arza tabidir ilkesi gereği arazinin altındaki ve üstündekiler arazinin bütünleyici parçasıdır. Aynı hak eşyanın bütünü üzerinde kurulur. Bileşik eşyada ayrı ayrı aynı hak söz konusu olamaz. Bileşik eşya tek bir eşyadır. Aynı hak bileşik eşyanın bütünü üzerinde kurulur.